Herkese günaydın. 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 Yüzünde sabun mu var, ben mi yanlış görüyorum? Beni sürdü. Tıraş köpüğüdür o zaman. Günaydın. Günaydın. Akşam çok oturdunuz mu bizden sonra? Yo, yarım saat sonra filan yattık. Eski plakları bulduk, onları dinledik biraz. Fazla içmişiz ama. Ben başımı yastığa koyduğumu hatırlıyorum, o kadar. Günaydın herkese. Günaydın. Günaydın. Çok acıktım. Buyurun. Teşekkürler Emine abla. Afiyet olsun canım. İşçi partisinin mitingine geliyor musun baba? Geliyorum tabii. Senato seçimleri için mi? Evet. Bu seçimde senatoya senatör seçmeye çalışıyoruz. Hadi bakalım. Ben okula geç kalmayayım. O zaman dur. Arabama kavuştuğuma göre beni okula bırakmana lüzum yok. Yalnız Rüya'yı annene bırakırsan. Tabii tabii, bırakırım. Yasemin abla, araba için tekrar teşekkür ederiz. Bugün bana lazım Deniz. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Kalk kalk, madem araba yok. Dur birlikte çıkalım. Bekle, eşyalarımı alıp geliyorum. Ya eşyalarımı diyorsun da sen bir saatte hazırlanamazsın ki. Tamam Deniz ya. Acele ediyorum çünkü dersten evvel toplantı var. Miting için. Nasıl gideceğiz, nerede duracağız? Ya bir dakika, bir acele ettirme. Deniz diye bir çocuk var ki. Kim o? Adaşım olan, soyadı Gezmiş. Çok sağlam biri. Konuşmaları, karakteri falan da öyle. Hani siz bana atak falan diyorsunuz ya, bir de onu göreceksiniz. Gerçekten çok merak ettim şimdi. Gel bir gün okula tanıştırayım seni. Yok, o kadar da değil artık. Ama mitinge geleceğim. Oo kuzen, seni artık mitinglerde görüyoruz. Fotoğraf çekeceğim. Koleranın önemini bütün kasaba halkı biliyor artık. Hoş geldin Ziya. Günaydın. Bugün kahvaltıda görüşemedik. Semahat dedi ki o çoktan gitti. Evet, sabah sağlık ocağında olmam gerekiyordu. Hastalarınız nasıl? Çoğu iyileşti. Civar köylerden gelen birkaç ağır vaka dışında endişe verici bir vaziyet yok artık. Neyse, salgının önü alındı ya. Unutmadan hafta sonu piknik yapıyoruz. Öyle mi? Evet, sıkıntılı günler geçirdik. Biraz eğlenmeyi hepimiz hak ettik. Nereye gidiyoruz? Önce aile hanıma biraz çevreyi gezdirelim. Beğendiğimiz yerde durur pikniğimizi yaparız. Sana bahsettiğim yerleri gösterebileceğim böylece. Çok sevindim. Oy İpek'cim, günaydın. Nasılsın? Günaydın kardeşim. İyi geçti, iyi geçti. Günaydın. 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 Kendi bölümünden mesul olsun arkadaşlar. Günaydın. Günaydın Emine. O halde arkadaşlara haber vermeye başlıyoruz. Başlayalım tabii. Biz de grev meselesini konuşuyorduk. Sonunda bir karara vardık. Yarın greve gidiyoruz. Öğle tatilinde bunun için bir toplantı yapacağız. Tamam. Hadi gidelim arkadaşlar, buyurun. Gidelim. Buyurun. Afiyet olsun. Sağ olun. Başka bir arzunuz var mı? Teşekkür ederim, hayır. Afiyet olsun. Neyin var senin bugün? Ya yok bir şeyim ya. Dün akşam içkiyi biraz fazla kaçırmışım. Kendime gelemedim. Rıza amcanın keyfi yerine geldi mi? Geldi geldi. İyi Teo. Efendim? Sen mutfakta çalışanlardan memnun musun? Evet. Ne oldu ki? Vallahi ben hiç memnun değilim. Ne yapıyorlar? İlk defa onlardan şikayet alıyoruz. Teo'ya iyi davranıyorlar da benim söylediklerimi yapmaya adeta üşeniyorlar. Neden üşensinler canım? İşleri bu zaten onların. Belki kadın olduğum içindir. Bir kadından emir almak zorlarına gidiyordur. Yok, zannetmiyorum. Öyle olsa bana da yaparlardı. Hiç böyle bir şey hissetmedim ben. Sana nasıl yapsınlar? Sen patronsun. Yoksa işlerinden olurlar. Buna bir çözüm bulmak lazım. Bence bu çözümü sizin bulmanız lazım Güzide Hanım. Anlamadım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Aramızda çalışanlardan şikayetçi olan bir tek siz varsınız. Belki de dönüp kendinize bakmanızda fayda var. Neyse, ben onlarla konuşurum. Hayır Lale. Merak etme. Kızım sen bu işe karışma lütfen. Çünkü mutfaktaki yetkili kişi yamakları hem eğitmekten hem de kendini onlara saydırmaktan mesuldür. Bence bunu sizin dışınızda kimse yapamaz. Hem ayrıca burada mesele sadece pasta yapmak olsaydı, bunu burada zaten herkes yapabiliyor. Tamam canım, uzatmayın. Önce onlarla bir konuş. Şikayetini açıkça anlat. Vaziyet değişmezse ben araya girerim, tamam mı?
yüklendin kız abi. Niye bu kadar sinirlendin hiç anlamadım. Tamam Lale, uzatma. Bizim fotoğrafçı gitti değil mi? Gitti Sevim Hanım. Hazırsan çıkabiliriz. Hazır mısın? Çoktan hazırım. Kalabalık olacak mı sence? Aa, olacak. Sen söylemedin mi Deniz'in okulundan da geliyorlar diye? Evet. Talebeler her zamanki gibi geliyorlar elbette. Hatta Ankara'dan bile geliyorlarmış. Ne güzel. Gelsinler tabii, desteklesinler bizi. Nisan'daki ön seçimlere bakarsan şansımız var gibi, ne dersin? Bana da öyle geliyor. Hadi çıkalım. Çıkalım. Biz ırkatların, topraksız ve az topraklı köylülerin, sanatçıların, küçük esnafın, emeğiyle yaşayan bütün yurttaşların kanun yolundan iktidarı yürüyen siyasi teşkilatçı olacağız. Türkiye İşçi Partisi insanın insan tarafından sömürülmesini reddetmektedir. Gıda zehirlenmesi. Yediği bir şey dokunmuş olabilir. Allah razı olsun doktor hanım. Ödümüz koptu. Annem bu yaşta kolerayla nasıl baş ederdi? Yaşım 71. Nerem yaşlı. Tabii teyze çok sağlıklı maşallah. Hanımın mı? Yok. Hayır. Arkadaşım. Anne, kaymakam beyi tanımadın mı? He. Bir de yaşlı değilim diyorsun. Tanıdım, tanımam mı hiç? Belki de evlenmiştir. Onu bilemem tabii. Hadi biz de gidelim de teyze dinlensin artık. Geçmiş olsun. Annenize bu ilaçtan sabah akşam verin. Biraz da perhiz yapması lazım. Yapar yapar değil mi anne? Tekrar geçmiş olsun. Size geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Anne hadi yat. Çok tatlı bir kadın. Öyle ama evde kök söktürüyor belli. Niçin yıllarca burada kalmakta ısrar ettiğini şimdi anlıyorum. Sahiden işe yaradığını düşünüyorsun değil mi? Burada herkesin dert babası gibisin. Bu da yetmiyor, ortaokulda lisan dersi veriyorsun. Bak bu konuda haklısın. Öğretmenlikten çok zevk alıyorum doğrusu. Okulda sahiden işe yaradığımı hissediyorum. Farkındayım. Hocam hocam diye etrafında dolanıyorlar. Seni çok seviyorlar belli. Ben de onları çok seviyorum. Gittiğim okulları düşünüyorum da... ne kadar farklı... Kendine çok güzel bir dünya kurmuşsun Ahmet. Bunu anneme de söylesene. Artık İstanbul'a dönmemi istiyor. Sen ne düşünüyorsun peki? Kararsız. Belki bir süre daha kalmalıyım, bilmiyorum. Tabii, hazır olduğunda yap ne yapacaksan. Ayrıca şunu bil. Selma abla seninle gurur duyuyor. Öyle mi? Öyle. Ben de senin gibi yapabilmek isterdim. Burada çalışırken mesleğimden daha çok zevk